Doktor Aslı Topal. Doktor şimdi hapsayı alıyor Nazlı. Sonra da ameliyat. Ama merak etmeyin, iyi geçecek. Belki de hiç hasar kalmadan... Ameliyat falan olmayacak. Ne? Ameliyat olmayacak dedim. Kararım değişmedi. Berlin'de bir doktora götüreceğim oğlumu. Belki ameliyat falan olmadan bir şekilde hallederler. Siz oğlunuzu sevmiyorsunuz. Evet, canı acıyor. Böyle olursa hiç arkadaşı olmayacak. Hep yalnız kalacak. Sizin gibi birinden mi öğreneceğim ben oğlumu nasıl yetiştireceğimi? Bu hastaneye de hiç yakışmıyorsunuz ayrıca. Neyse tamam. Tamam zaten yakında herkes her şeyi öğrenecek. Ne demek? Ne demek o? Siz ne demek istiyorsunuz? Yakında anlarsınız doktor hanım. Ameliyat ettirmek istemiyor. Nasıl? Az önce olanları gördünüz. Yeter artık. Tamam yeter artık. Bakın bitirin şu tedaviyi ve bizi bırakın. Tamam mı? Konseri var diyorum. Anlamıyor musunuz? Bırakın peşimizi. Bu ne ya? Bırakmıyoruz. Enfeksiyon riski var. Taburcu edemem. Hiç kusura bakmayın ama bu konsere katılamayacaksınız Ayça Hanım. Üzgünüm. Hadi Ali. Siz demek ya bırakmıyoruz. Siz kimsiniz bırakmıyorsunuz? Allah'ım nereye düştük biz? Gel. Gel gel. Gel. Adem bugün ameliyat olacak. Hem de büyük ameliyat. Adem. Beğendin mi şarkıyı? Beğenmem mi ya? Bizim köyde bir yanık hasan var. Ondan bile güzel söylüyor. Kuş gibi şakıyor. Tamer söyledi o şarkıyı. Ana! Sen mi söylüyorsun? Çok güzel söylüyorsun vallahi. Gelsene ya. Sen de mi hasta oldun? Ben de bugün ameliyat olacağım. Koşmam oynamam yasak ama olsun. Hem okulda gidecekmişim. Annem götürecek beni. Baban nerede? Babam yok ki. Korkmuyor musun ameliyattan? Azıcık korkuyorum. Ama hem burası çok güzel. Doktor abiler çok iyi. Ünlü arkadaşım bile oldu. Herkese anlatacağım köyde. Gördün bak. Ben de zorlanıyorum ama eğer çok istersek arkadaş edinebiliriz. Gerçekten beğendin mi şarkı? Çok güzel söylüyorsun, çok beğendim. Teşekkürler. Evet. Hadi bakalım oğlum. Bitti artık, gidiyoruz. Ben seni Berlin'de en iyi doktorlara götüreceğim. Gitmeyeceğim. Ne demek o? Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmeyeceğim? Ateşin düştü artık işte. Hadi gidiyoruz. Gitmeyeceğim işte. Tamer.
Haftaya Berlin'de konserin var oğlum. Ne yapacaksın burada kalıp? Ameliyat olacağım. Siz mi yıkadınız beynini? Ben kendim istiyorum. İyileşip arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum anne. Bana baksana sen. Durun. Artık dışarıda konuşmamız gerekiyor. Tamer'in yanında söyleyemeyeceğim şeyler söyleyeceğim size. Onun sağlığını tehlikeye atmak istemiyorum. Benim çocuğum bir deha. Anlayabiliyor musun bunu? Şarkı söylemek onun hayali. Küçükken okulun bahçesinde yavru bir köpek vardı. Kar yağınca sevinip zıplardı. Ben karı sevdiği için zıplıyor sanırdım. Meğer yer soğuk. O yüzden zıplıyormuş. Tamer de bence o yavru köpek gibi. Siz sanıyorsunuz ki şarkı söylemeyi sevdiği için söylüyor. Ama aslında sadece üşüyor. Benzetme yaptım. İlk defa yaptım. O oldu mu? Tam olarak emin değilim. Ama Tamer siz onu sevin diye şarkı söylüyor. Bundan eminim. Çocuklar öyle yapar. Keşke benim annem de beni istemediğim şeyleri yapmaya zorlasaydı. Ama yanımda olsaydı. Profesör Doktor Ufuk Şaşmaz. Profesör Doktor Ufuk Şaşmaz. Kardiyoloji bölümünden Yakınınız mı hasta? Oğlum. Oğlum ameliyatta. Yok mu kimseniz yanınızda? Yalnız mısınız? Evlatlarım var. Ama onlar da sabit. Çalışıyorlar. Sayın Suma Selim, Acil Kan Bankası'nda bekleniyorsunuz. Babaları desteksizler olmuş. Ben de temizlik çarlığım yettiğince götürdüm doktor doktorumu. Olmadı. Kalp hastası benim oğlum. Ya bakın, yalnız olmak zorunda değilsiniz. Yalnız anneler için kurulan dernekler İstemem. Var. İstemem.
evladım yanımda olsun. Başka şey istemem. Spor yapamazmış. Varsın yapmasın. Okulundan geri kalacakmış. Varsın kalsın. Yeter ki yaşasın. Tek yaşasın. Benim canımdan olana ver ya Rabbim. Kurban olduğum başka şey istemem. Başka hiçbir şey istemem. Olsun. Allah razı olsun. Peki Tamer'cim senin en sevdiğin renk hangisi? Sarı. Öyle mi? Çok yakında buradan çıkacaksınız da her şey yoluna girecek, tamam mı? Özür dilerim oğlum. Çok özür dilerim. Anneyi affedebilecek misin? Şarkı söylüyorsun sen. Şarkı söylemeyi seviyorum. Ama bazen yoruluyorum. Yorulunca senin için söylüyorum. Annem benim. Gel. Ay benim güzel oğlum. Güzel oğlum. Benim çok özür dilerim. Hepsi benim hatam. Çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. İyileşeceğim artık. Cesur oğlum benim. Oh. Oh benim cesur yüreğim. Yapın ameliyatı, olur mu? Yapın, elinizden ne geliyorsa yapın. Yeter ki iyi olsun çocuğum. Ali çok sevinecek. Yalnız benim Ali Bey'e çok büyük bir özür borcum olabilir. Neden? Hocam. Nazlı. Tamer'in ameliyatını ben yapmak istiyorum. Oldu. Hayati risk yok ki. Nazlı, çocuğun geleceğine mani olabilir. En ufak bir hata çocuğa bir daha şarkı söyletmeyebilir. Anladın mı? Tamamen bana bırakın demiyorum zaten. Böyle bir yetkim yok.
Siz de orada olursunuz. Ben bir hata yaparsam müdahale edersiniz. Hep bize bir şeyler öğretmiyor musunuz? Bu da bir ders işte. Olmaz. Bakın hocam. Evet. Ben dün bir hastamı kaybettim. Eğer o neşteri bugün tutmazsam bir daha tutamayacağım. Beni önemsediğinizi biliyorum. Cerrah olarak yani. Lütfen. Ameliyata hazırlan. Oğlum. Bak hiç korkmak yok, tamam mı? Hiç canın yanmayacak. Uyuyacaksın, uyanacaksın. Her şey bitmiş olacak. Hiç korkma, tamam mı benim cesur ol. Fistüllerin yerini doğru tespitte sinirleri muhafaza etmenin bir yolu olabilir. Nasıl? Ameliyatı sen yapacaksın. Onu da sen bul, değil mi? Bol şans. Her şey yolunda. Başaracağız. Evet arkadaşlar. Geldim. Başlayabiliriz. Bir süre. Sektör. Ekartör. Spanç. Koter. Fistül temizliyorum. Dikkat. Dikkat, devam edersen kıkırdağa ulaşacaksın. Laranjiyel sinire dokunmak istemezsin. Tamam hocam. Bipolar. Durun. Ne oldu? Tamer şarkı söyleyebilecek. Şarkı söyleyebilecek. Açıkla. Tomografide larenjiyel siniri muhafaza etmek imkansız görünüyordu. Ama pul pul olan füstünün yönüne bakıp özofrovideki görüntüyle birleştirdiğimizde gırtlak kıkırdağını ve üst branşların yanından biraz girip... Tiroid kıkırdağının saat yönünün tersine döndürürsen füstünü bağlarken siniri kurtarabilirsin. Sinirlerin yönünde yapmazsak pulları dökebiliriz. Aynen öyle. Hayali gerçek olacak. Hayali gerçek olacak nasıl? Tamer'in hayali gerçek olacak. Evet, yaymayın. Devam. Aspiratör. Oldu mu? Tamer kuş gibi şakıyacak. Adem'den öğrendiğim benzetme. Sinirleri zarar görmedi. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.